sanki sana hapsoldum. Başka adım atmadım. Gözlerimi unuttum sende. Kimselere bakmadım. Ve şimdi yaşıyorum. Ve seni seviyorum. Bilmem hangi dünyadan geldim. Nereye gidiyorum. Kim bile bilir aşkı. Aşktan ölen. Tüm bu eğitim sürecini tamamlayabilmek için 13 yaşında edinmiş olduğun şöhreti ve müzik çalışmalarını bir kenara bıraktın. Albümlerini bir kenara bıraktın. Aslında ciddi bir karar almış oldum. Aslında senin birkaç albümlük anlaşman vardı. Eğitimin nedeniyle plak şirketiyle olan sözleşmelerini feshettin. Yeni planlar, projeler neler? Evet, çok güzel sürprizler olacak. Tabii ben 10 yıl öncesine falan denk geliyor benim albüm sürecim. Şimdi çok güzel ve güçlü bir çıkış yapmak istiyorum. Çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum kendi adıma da. Çünkü bunun öncesinde yaklaşık 2-3 yıldır sıkça piyano vokal performanslar ve çeşitli sahneler yapıyorum. Bu da bana çok fazla şey kattı. Hala da katmaya devam ediyor ve devam edecek. Thank you.
acı, ne acı. İnsan kendine ne kadar yedik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara deli. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan dilerim üstelik. Bir anos lazım şimdi bana, bir kürek, bir kayık. Zulada birkaç şişe yakut, yer gök kırmızı. Söverim gelmişine, geçmişine ayıp sayıp. Düşer üstüme akşamdan kalma sabah yıldızı. İlk albümün döneminde sen 13-14 yaşlarındayken o dönemden birkaç yıl sonrasının en güçlü asolist adayı olarak gösterilirken şu anda çok farklı bir tarzla yoluna devam edeceksin. Evet. Bu da aslında yeni bir başlangıç. Kesinlikle öyle. Çünkü büyük bir değişiklik. Ya aslında şöyle, ben yani yaş itibariyle de artık istediğim şeyleri belirleyip yapmaya başlayacağım. Yani daha net kararlar aldım. Daha çok şey öğrendim. Peki ne tarz bir müzik bekliyor bizi Buse Türker albümlerinde bundan sonra? Evet. İlk single çalışmam pop bir şarkı olacak. Tabii bunun yanı sıra benim piyano vokal performanslarım da devam edecek. Yani jazz, soul, pop, akustik performanslarıma da devam edeceğim ama ilk single'ım büyük bir pop şarkısı olacak. Sakin tek başıma durur.
Piyano vokali de es geçmeyelim. Bu Türkiye'de hatta dünyada çok az olan bir konsept. Evet. Hem piyano çalıp hem şarkı söyleyerek canlı performanslar yapan sanatçı çok az. Ve sen zor şarkılar da söylüyorsun repertuarında. Evet, hem çok... çalması hem söylemesi zor şarkılar. Evet. Çeşitli bir repertuarım var piyano vokal sahnelerinde uyguladığım. İlk önce yabancı şarkılarla başlıyorum. Jazz, pop, soul, R&B ağırlıklı şarkılarla başlıyorum. Programın ikinci yarısında 90'lar Türkçe pop şarkılarıyla devam ediyor. Üçüncü kısımda da daha etnik bir müzik oluyor. Türkülerin jazz coverları ya da türkülerin yorumları. Çeşitli, yani çok çeşitli bir repertuar var. Ve sen bütün bunları kendi yorumunla sunuyorsun ve sadece bir piyanoyla, kendi çaldığın piyano eşliğinde piyano vokal, seslendiriyorsun. Bir sayfa kopuyor zamandan, ayrılırken sen yanımdan. Bu aşkı daha en başında gül. Gözlerim
yakında yayınlanacak olan single'a dönelim. Ve ilk kez müzikal portreler izleyicileri öğrenecek evet. single'ın içeriğini. Sürpriz bir isimle birlikte evet. çalışıyorsunuz. Sevgili Nazan Öncel'in bir şarkısı olacak. Yeni bir şarkı, söz müziği ona ait. Hadi o zaman ne duruyoruz? Yürü o zaman ne bekliyoruz? Ne yaparsan yap beni al o zaman. Benden günah gitti yan o zaman. Çok büyük bir sürpriz olacak yani. Çok güzel bir şarkı geliyor. Nazan Öncel'le birlikte çalışacağınız bu single ve sonrasında yayınlayacağın tüm single ve albümlerin şimdiden hayırlı olmasını dileyelim. Teşekkür ederim. İnşallah güzel müzikal olur. Portrelerde seni tekrar görmek istiyoruz. Ben de tekrar gelmek istiyorum. Geldiğin için çok teşekkürler. Teşekkür ederim. I told you
Müzikal portrelerde bu hafta konuğumuz Buse Türker'di. Orkestrası eşliğinde canlı performanslarını izledik ve yakında yayınlanacak olan yeni single'ı ile ilgili bilgileri de ilk kez müzikal portrelerde açıkladı. Önümüzdeki hafta farklı sanatçı dostlarımızla sizi yine müzikal portrelere bekliyoruz. Hoşça kalın.